Peki hocam, şimdi tabii tüm bunların düzleminde de ekonomi çok konuşuluyor. Altının onsu 2000 doları geçecek mi? Altın Türkiye açısından da düşünürsek gram altın zıplayacak mı? Ama Türkiye'de doların da altının da böyle yatay bir seyirde ilerlediğini görüyoruz. Hem dünya Evet. ekonomileri açısından bakış açınız nasıl hocam? Hem de Türkiye'deki ekonomi açısından. Şimdi tabii ben ekonomist değilim ve bir astrolog eğer finansal astrolojiyi çok detaylı bir şekilde yapmıyorsa da hani zaten rakamlara girmek hata olur. İşte dolar şu kadar lira olacak, altının onsu şu kadar liraya çıkacak. Zaten astrologların yapması istenen veya beklenen bir şey değildir. Ama genel olarak dünyada ekonomik streslerin çok artacağı ve daha evvel yine sizin programınızda konuştuğumuz gibi büyük buhran dönemini aratmayacak bir sıkıntılı döneme giriyoruz. Yani zaten bunu konuşmuştuk. Enflasyonun hiperenflasyona dönmesini Mart, Nisan aylarında Amerika Birleşik Devletleri için çok görmeye başlayacağız. Yani Amerikan astroloji haritası Şubat ayından itibaren ciddi etkiler almaya başlıyor. Baskı ve zorlanma yönünde. Nisan, Mayıs ayları piyasa çöküşleri demeyeyim ama yani gerçekten gayrimenkul sermaye piyasasında, menkul kıymetler borsasında pardon, çok daha fazla bir sıkışıklık olabilir. Yani New York Stock Exchange dediğimiz piyasanın astroloji haritasına bakarsak ve yine hemen karşısında yani Nisan-Mayıs aylarının karşısında Ekim-Kasım aylarında da öyle. Dolayısıyla bu Amerikan ekonomisinin daha fazla bir krize girmesi, bir çöküş dönemi gibi bir şeyi adeta deneyimlemesi bu yılın hadiseleri arasında çok önemli yer tutuyor. Bu bizim için de çok önemli. Türkiye ekonomisi aslında çok önemli. Amerikan ekonomisi bütün dünyayı neticede etkileyebilecek olan bir ekonomi. Haliyle bizi de tetikleyecektir. Bizim için de kolay olmayan bir dönem zaten açık yaşıyoruz. Ve hayat pahalılığının artması ve enflasyonun artması gibi risklerden ekonomistler bahsediyor. Astroloji haritaları da dediğim gibi daha genel bir bakışla aynı şeyi söylüyor. Türkiye için ilerletilmiş haritasında 14 Şubat'ta bir yeni ayın olduğunu görüyoruz. Hani bu bir yerde sürdürülebilir, uzun dönemli ekonomik politikalar uygulandığında ki Türkiye astroloji haritasının ekonomiyi ilgilendiren alanında gerçekleşiyor bu. Sürdürülebilir, uzun vadede sonuç verecek ekonomik programlar uygulanmasında avantaj olabilir ama kısa dönemli değil Türker Bey. Yani bu eğer birkaç ay sonrasını kurtarmaya yönelik bir uygulama olacaksa belli ki fazla bir getirisi olamayacak. Bunun tabii ki önümüzde bir seçim dönemi var. Mutlaka kısa zamanda netice alınması istenen bazı girişimler de planlanıyordur. Ama aslında normali astrolojik olarak bunun bize söylediği şey önümüzdeki 3-4 yılı şimdiden planlayan daha uzun vadede getirileri olan girişimlerin çok iyi sonuç verebileceği ama kısa dönemli girişimlerin pek de fazla netice veremeyeceği yönünde. Peki hocam, yani tüm bunların ışığında kripto paraları nasıl bir gelecek bekliyor? Şimdi bayağı bir düştü. Bu düşüş Evet. trendi ne zaman kırılacak diyen çok kişi var. Sizin Evet. beklentiniz nedir kripto paralarda? Hem de bunu tabii şeyle birleştirebiliriz. Yani 2022 boyunca dünyada belli ki büyük bir buhrandan bahsediyorsunuz. Büyük bir buhranı göreceğimiz bir ortamda kripto paralar birileri için gerçekten büyük umut. Ne olacak kripto paraların Evet. geleceği hocam? Şimdi ben bir genel cevap vereyim. Aslında ileriye dönük baktığımızda yani 2025-26'lara kadar da gittiğimizde kripto paralar, blockchain dediğimiz sistem bizim geleceğimiz. Yani ben giderek kağıt paraların dolaşımda olan azalacağı ve 2026 sonrası özellikle sistemin tamamen dönüşmüş olacağını düşünüyorum. Ama pek tabii ki oraya varana kadar bu alanda çok spekülasyon oluyor, olacaktır da. İçinde bulunduğumuz günlerde bu halen var. Mesela bu ay içerisinde, Şubat ayı içerisinde, özellikle Şubat ortasından sonra tekrar böyle bir türbülans aralara giren olabilir. Ama dediğim gibi, şimdi ben Bitcoin'in astroloji haritasına çalışırım. Diyelim bu konu hakkında biraz bilgi verebilirim. Ama birçok altcoin'ler var. Her birinin elimizde astroloji haritası yok.
veya en azından benim yok. Bu konuyla spesifik olarak ilgilenmediğim binlerce için. Binlerce var hocam. Evet, yani bunlarla başa çıkılmaz. Dolayısıyla bir genelleme yaparsak, evet içinde bulunduğumuz bugünler belli, kritik. Ama bir taraftan da kazandığında gerçekten enteresan oranlarda kazanç verdiği için, hatta takip ettiğim kadarıyla Amerika'da bir kısım gençliğin işinden istifa ederek, efendim işte dışarıdan bu piyasaları takip ederek para kazanmaya çalıştığını anlıyorum. Yani arkadaşlarımdan da geri bildirimler geliyor. Evet. Burada artık özellikle genç insanlar işlerini bırakıp işte vereceğim zamanı bunun peşinde harcarım, daha da fazla kazanırım, en azından her gün işe koşturmam şeklinde bir mantık yürütmeye başladı. Bu tabii çok da tehlikeli bir şey. Bir tarafından baktığımız zaman çalışan insan bulamamaya başlayacak belki bazı ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Ama dediğim gibi bu bilhassa Nisan-Mayıs aylarının Amerika Birleşik Devletleri için çok kritik olmasından dolayı bunun tabii dolar üzerinde etkisi olacak. Ben altın konusunda şunu düşünüyorum, onu söyleyeyim hemen araya alıp. Bir ekonomist olmamakla beraber bir vatandaş olarak hepimizin bilebileceği şey şu. Çok büyük stres zamanlarında, özellikle bir savaş olasılığı döndüğünde her zaman güvenli liman altındır. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Evet. Ve önümüzdeki dönemde metalin hala kıymetleneceğini düşünüyorum. Astrolojik açıdan da gümüşü de buna dahil ediyorum ben. Yani altın ve gümüş olarak böyle bir tanım içerisinde oluyorum. Dolayısıyla bugünden yarına bir tahminim kesinlikle yok. Onu söyleyeyim. Hani kimse de bizden, benden en azından beklemesin. Ama altının önümüzdeki dönemde yine bir yatırım aracı olarak belli bir değeri korumasına devam edeceğini sanıyorum. Amerikan doları üzerinde bizde çok büyük zaten şey oluyor, spekülasyon oluyor. Ama dünya geneline baktığımız zaman Amerikan dolarının değer kazanması yönünde de gayretlerin bilhassa Mayıs ayının ikinci yarısından sonra çok olacağını zannediyorum. Yani dünya genelinde Amerikan dolarının değerinin artması yönünde girişimler Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren 2022 yılı. Ha bu Türkiye'deki piyasalara nasıl yansır bilemeyiz. Bizdeki piyasa hakikaten çok değişken. Yani bazen insanlar bize soruyorlar. Biz Amerikan dolarının astroloji haritasını değerlendiriyoruz. Türkiye'ye göre bu konuyu değerlendirmek bana göre mümkün değil. Yani gidip de doların bizde ne olacağını tahmin etmek veya bugün çıkacak, yarın inecek şekilde tahmin etmek gerçekten yani astrolojik haritalarla mümkün değil. Ancak gündemi takip ederek işte dönemsel gezegen geçişlerine bakarak belki çok genel bir tahmin yapabilirsiniz. Yani o yüzden çok detaylara girmeden. Ama mesela şunu söyleyeyim. Döviz konuşulduğunda bizim dilimizde hep dolar var. Ve işte altın, dolar bunları biliyoruz. Euro'yu bile doğru dürüst konuşmuyoruz. Peki ya İngiliz sterlini? Mesela şimdi önümüzdeki dönemde İngiliz astroloji haritasına baktığınız zaman kraliçenin doğum haritasına baktığımız zaman buralarda bazı stresler görüyorsunuz. Haliyle bu mesela size örneğin İngiliz sterlini ile ilgili bir fikir verebilir. Yani belli ki bazı değer kayıpları olması olasılığı var önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla ne bileyim uzun vadeli yatırım yapan insanlar için bu da bir fikir olarak bir kenarda durabilir. Bir alternatif. Dediğim gibi ben belli haritalarla çalışıyorum. Sterlin'in haritası yok. Ama örneğin Boris Johnson'ın astroloji haritası var. Ve gerçekten çok sıkışık bir dönem yaşadı. Çok sıkıntılı bir dönemdi hocam. Evet. Yani kendi tarafında olduğunu düşündüğü insanlardan bile çok sıkı eleştiriler aldı. Bu Mars'ın yay burcundan geçiş dönemiydi. Şimdi hemen yaz aylarından sonra uzun vadeli gene konuşuyorum. Ağustos 2022'den ta Mart 2023'e kadar Mars gezegeninin ikizler burcunda olduğu Ekim-Kasım 2022'de de gerilediği dönemlerde Boris Johnson için çok zor zamanlar, İngiltere astroloji haritası için çok zor zamanlar var. Bunları düşünerek belki uzun vadeli işte oradaki zorluklar ne getirir? Tabii ki kendi paraları hakkında işte fikir yürütmek veya o borsada olanlar için. Bunları düşünerek ancak bu genellemelerle bilgi verebiliyorum. Yani benim yapabileceğim bu kadar aslında. Evet. Peki hocam şimdi birkaç dakikada bu hafta sonu yayınlanan bir gazetede astroloji melek yüzlü şeytan mı başlığıyla bir haber yayınlandı. Evet okudum. Buna bir sizin cevabınızı alalım. Çünkü aslında bu cevap şu açıdan da önemli. Zaman zaman astrolojiyi çok eleştirenler oluyor. İşte Ne Var Ne Yok kanalında da bunu eleştiren izleyicilerimiz olabiliyor.
yorumlara baktığımız zaman. Hepsine toplu bir cevap olması hasebiyle bunu size sormak isteriz Öner Hocam. Teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz için. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı testler yapılıyor olabilir. Astroloji uzun zamandır istatistiksel çalışmaların yapıldığı bir alan. Bununla ilgili birçok da yayınlanmış kitap var. Şimdi bunları bilmeyen insanlar sadece gündelik burç yorumlarına dayalı bir takım eleştiriler yapıyorlarsa, hani bunlar zaten bizim konumuz, benim konum değil. Çünkü ben bu işin eğitimini veren, uluslararası alanda da konuşan medikal astroloji, finansal astroloji, politik astroloji gibi çeşitli astroloji alanlarında çalışan birisiyim. Şimdi burada yapılan bir testten bahsediliyor ve Amerikalı astrolog aynı zamanda araştırma, değerlendirme metodolojisi yüksek lisansı sahibi Amerikalı astrolog David Cochrane. Şimdi bir test yapıldı. Bu testte de astrolojiye inanan insanlar daha mı az zeki? Yani zaten bu başlık bile bana komik geldi. Yani ironik bir şey gerçekten. Çünkü astrolojiye inanan, zaten astroloji bir inanç sistemi değil. Bir kere soru yanlış. Ama ayrıca şu var. Astroloji yapan, astrolojiyle uğraşan insanlardan biraz geriye giderseniz Isaac Newton, Johann Kepler, Galileo gibi inanılmaz isimler var. Evet, yani bu insanlar, Carl Jung var, meşhur psikolog, yani baktığınız zaman psikiyatrist, bunlar astrolojiyle ilgilenmiş olan zeki insanlar. Gidip de IQ seviyelerinin düşük olduğunu, yani tarih boyunca birçok zeki insanlar, mesela birkaç tane not aldım. Arapların meşhur filozofu Isaac Elkin'di. İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak görev yapmış Guido Bonatti, matematik dehası aynı zamanda tıp insanı Jean-Baptiste Morin gibi isimler var. Tycho Brahe gibi astronomlar var. Şimdi bu araştırma için David Cochrane diyor ki bu test geçerli değil. Çünkü burada bir uygulama hatası var. Arzu edenler, astrolojiye inananlar daha mı az zeki veya are people who believe in astrology less intelligent başlığıyla David Cochrane'in videosunu izlesin. Orada nasıl çürütüyor. Cochrane'e göre yüksek akademik standartlara uymayan bu araştırma bilgi ve anlayışı arttırmak yerine bir tür beyin yıkama ve kişisel propaganda işlevi görmekte, gerçeği çarpıtmaktadır. Literatür taraması ve incelemesi yapılmadan araştırma yayınlamak akademik standartların ihlalidir. Araştırmacılar ve makaleyi yayınlayan dergi son derece ihmalkar davranmıştır. Bu hem etik bir ihlal, bir etik ihlali hem de akademik bir yetersizliktir. Astrolojiye inananların bir de şu var, narsist, yani kendi merkezli olduğunu iddia eden de bir araştırma ve düşük IQ'lu olması ya da analitik zekasının düşük olması sonucu hatalı araştırma yöntemlerine dayanmaktadır. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde profesör olan bu kişilerin yaptıkları sözde araştırma makaleyi yayınlayan 3 araştırmacı ve dergi için bir utanç kaynağıdır. Şimdi bakın, böyle bir araştırmayı getirip bizim basılı yayın organımızda da hiç bunun üzerine bir araştırma yapmadan getirip oraya koyarsanız, yani bu zaten Kasım ayında yapıldı, Aralık ayında da geçtiğimiz David Cochrane buna videoyla cevap verdi. Şimdi bizdeki bazı yazarlar da gidip bunları hiç araştırmadan buraya aslında zaten çürütülmüş bir araştırma hakkında bilgi koyarlarsa kocaman bir sayfanın içerisine, bu da kocaman bir hata olur. David Cochrane'in akademik dergide astrolojiye haksız saldırı videosu da yine var. Unfair Attack on Astrology in Academic Journal Exposed. Arzu edenler bu iki videoyu izlesin. Ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklar. Tamamen bir çarpıtma var burada. Ve bizde de ne yazık ki bu çarpıtma böyle yazılarla yapılıyor. Ve astrologlara gerçekten çok haksız saldırılarla. Yani neredeyse bizleri böyle sahtekarlıkla uğraşan insanlar gibi, insanlara hayal taciri yapan kişiler gibi göstermek çok hatalı. Yani veya hatalarını gördükleri bazı kişiler varsa onlar üzerine bir şey söylenebilir. Ama ben Amerikan Kepler Koleji'ne dahil ders veren, çeşitli olan birisiyim. Yani şimdi gidip de Türker Bey, bizler için bir de orada şöyle bir şey deniyor. Yani kendilerine uzman diyen, hayal tacirliği yapan falan. Ya bunlar hakikaten
çok tatsız, çok evet. nahoş, iyi araştırılmamış. Yani şunu söyleyeyim haksız. Bilmeyenler için Öner hocamız Amerika'nın Kepler Koleji'nde, Seattle merkezli Kepler Koleji'nde bir eğitmendir, ders veriyor. Türkçe olarak 36 kitapta imzası var Sayın Döşer'in. İngilizce, Çince ve Sırpça dillerine çevrilmiş olarak toplam 14 kitabı yayınlanmış. Makaleleri İngilizce, İspanyolca, Çince, Sırpça, Bulgarca, Fince'ye çevrilerek saygın astroloji dergilerinde ve web sitelerinde yayınlanmıştır. Bunu da bir not olarak belirtelim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bu soruyu sorduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Bir açıklama fırsatı oldu. Umarım bundan sonra yayınlanan yazılar daha kapsamlı bir araştırmaya dayanır. Arzu edenler, bu konuyla çok ciddi araştıran ve çalışan birisi olarak benden fikir de alabilirler. Yani böyle bir şey var. Siz ne diyorsunuz? Ya bir karşı bir görüş alınır. Bir yazı yayınlayacağınız zaman tek taraflı yayınlamazsınız. Bir sorarsınız. İşi bilen birilerinin bir fikrini alırsınız. Ondan sonra yayınlarsınız. Dolayısıyla taraflı değil, bundan sonra kişileri tarafsız yazılar yazmaya ve iyi araştırmaya davet ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne var ne yok, izleyicisine çok teşekkür edelim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.